Selamünaleyküm değerli takipçilerim. Hepinize hayırlı Ramazanlar, hayırlı günleriniz olsun inşallah. Nasılsınız arkadaşlar, iyi misiniz? Beni soracak olursanız dün Tuğba'dan süt aldım. Akşam Sultangil'de oruç açtıktan sonra bir de çay içtik. Annemi eve bıraktık. Bıraktıktan sonra Tuğba'yı aradım. Gündüzden aradaydım zaten, sütümü ayırladı. Akşam da bir aşağı indirdi. Sonra sütü aldık geldik. Gelince hemen pişirdim zaten eşkimesin diye. Şimdi de ısıttım birazcık. Parmağımı yakacak kadar oldu. Şöyle yavaş yavaş çalayım. İnşallah taş gibi yoğurdumuz olur. Bir de koyu yoğurdu deneyelim bakalım. Geçen Ayşe çalmışım, işte tadını sevdim. Bir de ben alayım da deneyeyim dedim. Bakalım nasıl olacak. Bugün sabah sonra 8.30'dan 7.30'da gitti. Her zaman 6.45 geçe ne çıkıyor dedim. 6.30, 6.30'da ne çıkıyor işte. Bugün biraz geç gitti, iş değiştirdi ya. O gittikten sonra ben de evi süpürdüm. Direne bir kahvaltı hazırladım. Yani Soner gitti, evin içini rahat rahat gördüm. Soner buradayken hiç evin içini göremiyordum. Bir o tarafa geçip yatıyor, bir o tarafa geçip yatıyor. O yüzden bugün rahat bir iş gördüm. Her tarafımı sildim, süpürdüm. Zaten temizledi evi. Sonra çamaşır makinesini çalıştırdım. Çamaşırlarım yıkandı. Az sonra onları sereceğim. Bulaşık makinesini yıkadı. O da bulaşıklarımızı yıkadı. O da yerleşecek duruyor da. Onu da yerleştireceğim az sonra. Bu burada. Üstüne bir tane daha bir şey örtüyorum az sonra. Çamaşırımı sereyim. Bulaşık makinamızdaki bulaşıkları da yerleştireyim arkadaşlar. Sonra akşama iftar telaşı başlayacak. Bugün de ne yemek yapacağım bilmiyorum vallahi. Şöyle çamaşırlarımızı da çıkartalım arkadaşlar. Hava sıcakken serelim. Bugün azıcık bulanık, bir güneş çıkıyor, bir rüzgar esiyor. Ne olduğu belli değil. Şöyle çocukların formasını yıkatayım. Eymen'in yeni forma aldım ya. Eski formasını batırmışmış zaten. Sabahtan attıydım makineye. Annem de bazlama yapmış az önce. Geldi çek diyor. Yaptıktan sonra çağırıyor beni de. Yapmadan önce çağırmıyor da beraber yapardık, yardım ederdim ona. O da yaptıktan sonra çağırıyor. Belimden rahatsız ya biraz. Oturup oturup kalktım diyor. Çık dinlendim diyor. Kendi başıma yaptım diyor. Hamurunu neye yoğururdum. Çağırsaydı çağırmadı. Haydi çamaşırımızı serelim arkadaşlar. Acayip sıcak arkadaşlar bugün ama. Yağmur sıcağı herhalde, yağmur sıcağı gibi. İnsanı bunaltıyor. Hep pantolon, çocukların, Soner'in, benim. Hep pantolonlar var. Ay.
önceden annem bunları hep ellerinde yıkardı. Çamaşırlarımızı bizim. Çünkü. Şimdi makineye atıyorum. Yarım saatte kıvradı bir yöreğimi. Çamaşırımı sevdim arkadaşlar. Dün bir de bazen annem o toplayordu ya. Gıcık da bana koymuşum yenge sağ olsun. Ben de şöyle suya ıslattım birazcık. Gıcık da tut toplamış bahçede. Turp da koymuş birazcık 5-6 tane. Bunu da akşama inşallah turp salatası yaptım. Şimdi de bulaşık makinemizi yerleştireyim. Annem çağırıyor. Geldi bazlamalarımızı çekti. Annemin yanına gideceğim. Şurayı yerleştireyim. Diğer de uyuyordu içeride. Az önce uyandı. Yasin geldi. Bir tabletle oynadı. Sonra gitti. Arkadaşı çağırdı. Ay. Geldi mi? Durma dedi. Hemen gidiyor. Birazını yoğurt çaldım. Biraz da orada tencerede kaldı. Orada sütlü çorbanı yaparım. Sütlü şehriye çorbası oluyor ya. Ben çok seviyorum sütlü şehriye çorbasını. Belki akşama yaparım. Belki yarın biraz sütlaç yaparım. YouTube'daki yorumlara fazla cevap veremiyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Telefon yine karardı benim telefon. Mastikalı gibi durmadan kararıyor. Bazılarına hemen video yaptıktan sonra bazı arkadaşlarımıza cevap veriyorum. Bazı arkadaşlarımıza da hiç dönemeyim valla. Kusura bakmayın. Videoyu atıyorum. Reklamlarını koyuyorum. Hemen şeye geçiyorum. Diğer videonun, yarınki atacağım videonun başlangıcını yapmaya geçiyorum. Başlangıcını yapmadım mı, akşama kadar hiç çekesim gelmiyor. Başlangıcı oldu mu, hep yapacak bir şeyler buluyorum. Ne bileyim, şunu şunu yapayım diyorum, çekeyim diyor. Öyle video çekerken de yorum yapmayı unutuyorum valla. Bazen akşamları oturuyorum, chatte hepinize yorum yapıyor, cevap veriyor. Bir tarafından ilgilenince bir taraf kalıyor. Bir tarafından ilgilenince bir taraf kalıyor mecbur. Şöyle fincanlarım vardı. Şu arada bir tane camlı var. Ne dolabımız vardı bizim. Sonra vurunca kırdık fincanlarımın yarısını. İnşallah bana bir fincan daha mı olsun sonra. Alayım dedi ya daha alacağım. Sen şu tarafa geç anne. Bilal Hanım şimdi kaşık birleştirecek arkadaşlar. Çekmeceyi aç anne önce. Çekmecemizi aç ayda önce. Orada bak kaşık var mı diye koyuyoruz.
Ne yapacağım hayır? Bak buradaki karşılıklar Dilan. Dilan. Sana bakalım. Anne bak buradamış. O değil anne. Bak şuradaki karşılıkları alacağım. Oraya iyileştiriyordun ya anne sen. Şu karşılıklarımızı da oraya koyalım kızım. Yürü. Baba ne yapayım? Hadi iyileştir de. Hadi bu. Hadi bir tane. Ay. Onu değil bak. Aç çekmecemizi aç. Şu karşılıkları al oraya iyileştir. Haydi. Hadi bana yardım et. Sen öyle koy ben iyileştiririm. Bazen bulaşık makinesini iyileştiriyorum arkadaşlar. Öyle değil arkadaşlar. Dur. Sen şöyle koy ben iyileştiririm. Gel. Dilan gelir. Her şeyi toplar oraya kotele yedirirsin. Böyle beni teker teker iyileştiririm. Al şöyle kotele elimle. Al. Hadi koy fıstığını. Sen bana yardım mı ediyorsun kızım? Bir el salla gel. Bak el salla haydi. Merhaba de. Merhaba değil mi? Merhaba. Bak şöyle iyileştiriyorum ben. Koy anne buraya. Koy. Tamam bir. Aferin kurbaş. Dur şunu koyayım çaydanlığımızı. Şimdi aç ötekiler iyileşti. Haydi. Dur ben şu bıçaklarımızı alayım. Evet. Kesmesin. Ne oldu kızım? Kaçtık kızım o da. Ben sana bir daha kaçtım. Ondan süt kaçtı değil sana bir daha kaçtım. Dur. Hadi baban niye geldi Dilan? Babaannemize gidiyor. Bazı zamanlarda nasıl yapmış bakalım bir. Bas kızım Zilay'dı. Bas. İn de kapıya da vur. Tenekelerini hazırlamış böyle akşama. Çağır babaanneydi. Babaanne. Biz geldik. Gel. Niye bazlamaya gitmeden çağırmadın ya? Bazlamaya gitmeden çağıracaktım. Burada tüm bitti. He. Vallahi ben buradayım. Orada mı? Burada gittim oturdum odada. Yine dizelemişsin bazlamaları. Bazlamaları dizeledim de öldüm vallahi. Şu Ay, yoğurt çaldım mı? Tuğba'dan süt aldıydım. He. Onu çaldım mı? Bulaşık makinesini iyileştirdim. Bir çamaşırları serdim. He. İş biter mi? Yine akşam oldu. Dilan. Sen ne ördün ya? Ben de bugün azıcık unum vardı. Unum somu bitti. He. Dedim yorayım ben de bazlamadım kaç tane olursa olsun dedim. Bayağı olmuş ama. Kaç tane? 22 tane mi herhalde? Ne? Yoğurdum yavrum bazısını tuttum tam şey itmeye başladım azıcık ittim tüp bitti. Ondan sonra bilim ağrıdı mı dönüyorum, ıcık oturuyorum, ıcık kalkıyorum, bir geziniyorum. He. Zor ittim. Onun için çağırmadım. Seni derken çağıracaktım da şimdi bir gidiyorum, bir geziyorum, geliyorum, bir oturuyorum. Bilim ağrıdığına oturamadım. Anne dedik nerede? Onun için dedim tamam. Sonra da çeksin bari bitince dedim. Önceni götürdüm tavada ittim. He, tüp bitince ne vereceksin? Tavada edeceksin. Tüp bitti. Tavada ittim dedim de. Daha öyle de dedim olsun ben. Bugün bu söyledik böyle olsun. Seyircilerimize bir selam vereyim. Laf atardık selamı da unuttuk. Ben de öyle oluyorum bazen. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? İzleyicimiz, seyircimiz. İnşallah iyisiniz kuzum. Allah iyilik versin herkese. Biz de işte böyle uğraşıyoruz. Şimdi seçimler de geldi. Oy atılacak. 2 gün var. Ne 2 gün var? Onlar bayram geliyor. İkinci seçim geldi. Bu sefer de bayram. Allah hayırlı bayramlar gelsin herkese. Cemil cümleye. Amin. Bayram bekliyor şimdi de seçimine.
Kapıyı aç da git kızım haydi. Öyle işte, işine bir uğraş yok bakalım. Sen ne yaptın? Ne iş gördün yanında? Sabah sonra gitti zaten. 7.30'da mı ne gitti? Bugün gir gitti ya. Başka işe başladığından. He. Direne bir çayını içirdim. Sonra uyudu. Az önce kalktı daha. Yarım saat ne uyudu? Soner'in işe gittiğini unutmuşsun. Soner'i aradım. İlk kez nereye gittin diye. Aradım. Soner'in nereye gittin dedim. O da anne işe dedi. Aman dedim. Ben unuttum dedim. Bugün başlayacağımı dedim. İşe gittim dedi de öyle bir şey dedim dedim. İş nasıl diye soruyorum, iş mesaj da yazmıyor. Yazmıyor mu? Yazmadı. He. 6'da mı gelir, 6.30'da mı gelir kalan? Nasıl şey ettilerse, konuştularsa iyi. He. Öyle olacak. Kaçta bırakıyorlarsa işi. Hayırlısı ne olacak? Geldi ha. Gel kuzum gel. Gel anne. Gel yapalı. Gel bakayım. Kapımızı ört fıstığım, ört. Kapımızı ört, evimiz soğumasın. Ört kuzum kapımızı. Ört anam, ört, 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 ört. Akşama ne yemek yapılacak ya? Ben dün fasulye çıkarttıydım dolaptan. Yeşil kızım. Kışlık koyduğumda, taze fasulye kavurup koyduğumda. Anne. Soba doğru pişirdim. İyi. Ondan sonra bir de şey koyduydum. Domatesi böyle sos gibi yaptım, koyduydum yani. He. Aynı salça gibi erittim. İşte makinede çektiydim. Dış ocakta da iyice pişirdim, kaynattım yani. Domates sosu. He, domates sosu. Hayır, ondan yaptım şey gibi. Aynı hazır domates gibi oldu. İyi oldu. He, iyi oluyor öyle. He, iyi oldu. Da öyle koyduklarımızdan pişiriyoruz işte böylece. Fasulye pişirdim. Yani akşama yemek hazır yani. Ben de ne pişireceğim, ne bileyim. Sütlü şehriye çorbası pişireyim diyorum da. Yanında da burada yiyelim akşam. Ne bileyim, sonra fasulyeyi sevmez ya. Yanına da başka bir şey mi yaparız? Olsun, başka bir şeyle yapan. Sonra burada, ne diyeyim de? Burada bir şeyler yapan yanına fasulyenin. Allah ne bildiyse yedik. Bazlama edildik akşama. Öyle işte valla işte işine ne uğraşıyor. Kova doldur. Ev bulaşık yıka. Ev süpür. Dirken öyle uğraşıyor. Öyle vakit geçiyor. Gomuzu nasıl oldu ya? İyi oldu mu hocam? Annemin gomuzu pazartesi günü sonuç vereceklermiş. Ne çıkacak bilmiyorum. Ha. Sultan fıtık dedi. Annem kireçleme diyor. Kireçleme ne? Kireçleme de gomuzu kireçlemiş. O kemiklerin arasında kireçleme olmuş. Ya annem yanlış biliyor. Yoksa o fıtık diyor, ona mı diyorlar ki? Bilmiyorum ki, doktor fıtık dedi. Boyun fıtığı dedi diyorlar, iyi. He. Kireçleme şey diyormuş yani. İşte dizi nasıl kireçliyorsa o da öyleymiş. De geçer ya, onlar çok şey değil yani. Tehlike değil, geçer. Ameliyat demiş ya, dur bakalım ne diyecek pazartesi günü. Ne bileyim valla, boyundan ameliyat olunur mu? Bilmiyorum ki, her yerden olunuyor ameliyat. Oluyor da, ben boyundan ilk defa duydum ameliyatı. Ben de ilk duydum. He, hiç duymadım. Hani insan olur ameliyat de. Allah iyilik versin herkese de, canım orada. He. Olay mı? İnsan hastaladı mı ya, kafası ağrısa bile zor yani. Kaldı ki ameliyat değil mi? Oh, yoruldum. Ya yoruluyor iyi. Bu sene diyorum ben herhalde yaşlandım diyorum. Hiç göremiyorum işini. Ne bileyim, bahçe işini nasıl görecek ya? Dilan acıktı mı kuzum? Dilan bazlamanın ıcığını yedi bile. Ne kuzum bazlama, al da ye. Neden ne? Akşam burada yiyelim, buradan sonra gelsin. Tamam. Yiyelim. İşte fasulye pişirdim. Yanına pirinç pilav yapalım. Salata yapalım. Ecek sonra makarna yapayım, o makarna yiyeyim. Sonra fasulye sevmiyor da. Onu sonra da başka bir makarna pişirin, başka bir yemek gibi pişirin. Pirinç pilav yapmasam da makarna mı yapsak yanına? Olabilir. Ya da bir çorba yapayım bir de gider. He, çorba olur, fasulye olur, makarna olur, salata olur. Dirken Allah ne bildiyse sinir dolar. He, zaten hemen doyuyor insan ya. He, zaten insan bir su içsen yine doyuyor insan. He. Taze bazlamamızdan da yedik. Şimdi giderken götür git de şey dersiniz, yersiniz. He, sonra yumurtalı ekmek yapayım, sonra seviyor yumurtalı ekmeği. He, sonra sever, incelerinden al. Sonra inceleri seviyor. He, ince seviyorum. Niye kalın yaptınız diyor, ince yapın diyor. Geçen bana diyor, anne diyor, incelerinden diyor bir diyor, şey diyor, Nurdan diyor, yumurtalı ekmek yapıyor. He. Gidin mi kuzum? Bazlama, ben sana yaptım kıyı bazlamayı.
Dilan güzel olmuş mu bazlama kızım? Güzel olmuş mu annem? Eline sağlık tabi. Yanıma nasıl oturuyor bana? Anam benim. Nasıl akıllı? Kuzum benim. Küçük kuzu. Sokuluyor dibine. Küçücük enik, enik, enik. Annesi enik. Böylelikle yanımdan gitmiyor biliyor musun? He. Küçükken gelmiyordu da. Önceden hiç gelmek gelmiyordu yanına. Senin arkan ağrıyor diye ondan. Beni babaanneme koyma diyordu. Şimdi de babaanneme gidiyorum diyor. İki de bir kalkıyor evet. Akşamları. Sen giderken arkan ağrıyor diye ondan durmak istemiyordu. İnce gari böyüdü biliyor gari. Bir kuzum. Yanımda kalacak mı? Bak he diyor. Bak İpoş böyüdü mü bu sefer de sen yatacaksın tamam mı yanımda? Bu yatmaz. Belki böyüdü yatar. Sen saçlı. Az sonra yemeklerimizi hazırlarken görüşürük arkadaşlar. He inşallah bay bay akşam görüşürük. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün annemin mutfağındayız. Annemin mutfağına hoş geldiniz. Şöyle bir şehriye çorbası koydum. 15 dakikamız var. 15 dakikada da pişer bu zaten. Tel şehriye çorbası koydum. Tamam şunun içine koydum başlayayım. Soner yeşil fasulyeyi sevmez. Soner'e de makarna pişiriyor. Makarnayı da salayım, pişsin hemen. Geldi mi? Annem zaten yeşil fasulyeyi pişirmişimiz. Hazır şimdi o zaman üstünde ısınıyorum. Çorbamız da kaynadı. Bir de yaprak ıslatmış anne. Yaprak saracak herhalde yarın bir gün. Ortaya koca bir tabak makarna yapayım, hepimiz yiyelim. Ben de bugün akşama ne yapsam diye düşünüyordum. Annem sağ olsun kurtardı beni o dertten. Salatamızın da her şeyini attıydım. Tuzunu da atmışsın. Onu da karıştırayım. Tabaklarımızı bölelim. İçeride de tablet savaşı yapıyorlar. Neyse, şunu ayarlayayım da önce. Birini yapmadan birine koşuyor. Hoş deyince ha? Hoş diye ocağı götürünce. Vay be. Sofrayı niye götürüyor? Böyle boş duruyor. Götürüyor. Sofrayı götürüyor, bir şey götürüyor. Çekiyor mu? Çekiyor. Ha? Bir yandan yemek pişiriyor, bir yandan çekiyor. Bugün de böyle o şey oluyor. Bugün bizim mutfakta ya. Hani şeydeki, ATV'deki bir şey gibi. Mutfak gibi. Bazen koyayım. Çarşı ekmeği var mıydı? Var var. Sıradan da şunları bölünce mi? Ötekine mi böleyim falan mı böyledim? Fark etmez. Hangisi hoşuna gidiyorsa, kolayına gidiyorsa.
Şu milli tabaklarımıza bölüyorum. Ben de onu çok severim. Benim altıdan 51'i eksikti. Küçük mü? Hı, şu küçüklerden. Bana da dokunurdu ya bundan. Altıdan 51'i eksik. Her evde var ya bu tabakta. Salatalarımız hazır. Fasulyemizi koyalım. Annemin fasulyesi nasıl güzel pişmiş. Bu taze fasulye. Dolaptan çıkarttım. Sabah sobada pişirdim. Nasıl güzel oldu. Tamam. Sosunu da döktüm. Ben de bugün Nurdan'ı davet ettim. Bugün annem değil arkadaşlar. Her gün Nurdan beni davet ediyor. Ben de Nurdan davet ediyorum dedim. Pazar günü de toplu birlikte davet edeceğim gelinleri. Oğlanlara, gelinlere. Çatalda getirmedim ben de. Çatalda bir şey yok bizim sofrada. Karıştıralım mı? Nasıl iyi pişmiş. He. Bismillahirrahmanirrahim. Yavaş, yavaş. Şöyle, şöyle de yemeklerimiz arkadaşlar. Annemin turşusu. Şehriye çorbası pişirdim. İçine limon sıkacak. Salatamız var. Dilan'ın makarnası. Bir de yoğurtlu makarna yaptık. Soner'e özel. Soner başka yemeğe yok. Soner fasulyeyi sevmiyor. Limon mu sıkacaksın kızım içine? Yasin, tableti bırak oğlum. Hadi yemeğe hazırlayın. Soğusun annem, döktüm hepsini. Sonra sen ismini senden tarafa koyayım. Güzel mi oldu? Geliyorum. Kızım onu şuraya geç. Soner fazla mı yiyeyim, çay sökme annem. Ben de ekmek yiyeyim. O zaman. Dilan çay içeceksin mi kız? Bak bak anne çay getiriyor. Anne, getir annesi. Getir de içelim. Anne çay getiriyor. Dilan içmesin sen. Kaçtınız. İçeceğim de içmeyeceğim. Tamam sen de iç. Al anahtarını şuraya koy. Al oğlum. Kaybolur anne. Anahtarımız kaybedemiz eve giremez. Dışarıda kalırsınız burada yatarsınız. Babaannemin çayını da yaparım. Babaannemin yatağında yatarım. Babaannemin anahtarı da açarım. Babaannemin anahtarı açar mıyız? Nasıl açar lan? Açılır herkesin anahtarı? Herkesin anahtarı birbirinin kapısını açarsa. Vallahi estağda. Herkes birbirinin evine gidiyor. Açmaz kuzum, anahtarlar değişik olur. Açar. Gelin arkadaşlar çay içelim. Yemeğimizi yedik, bulaşığı yıkadık. Bir de çay demledim, çay içeceğim anneme, son anne. Dilan çek o kuzum, Dilan çek. Kız gel kız. Dilan da kameranın önünde duruyor. Anahtarımızı getirir misin? Getir. Bak gel bir izleyicilerimize çağıralım, gel kuzum gel. Gelin arkadaşlar çay içelim, gelin oturalım, sohbet edelim. Buyurun gelin. Nasılsınız, iyi misiniz anam? Akşamınız hayır olsun. Eskiden dillerdi, bizim hayrana dillerdi. Akşamımız hayır olsun diye. Bir de ahmetin hayır olsun. Ahmetimiz hayır olsun diller. Bizim orada da çok dillerdi yaşlı abi. Sabahları diller, sabahımız hayır olsun diller. O da dedi ki ahmetimiz hayır olsun. Gümüşte ne vardı o dedi. Ama çok iyi söz biliyor musun? Sabahımız hayır olsun, o da ahmetimiz hayır olsun diyor. Eski laflar çok anlamlı da. İnci de günaydın. Günaydın, günaydın. Kutmamış. İnci günaydın diliyor. Her şey yine moda şimdi. Şimdi demiş ki, sana Yaşar anne demişmiş, günaydın Yaşar abi demişmiş, günaydın canım demiş. Tutama babası. Günaydın Yaşar abi demiş, sonra işe gidiyormuş. O da kapının duruyormuş. Günaydın canım demiş. Ona öyle kültüydük. Sonra gelmeyi düşünüyor mu aşağıya? Dilan çek lan. Dilan. Sen çağır daha var aşağı gelir. Dilan. Ben de aşağı ineyim. Ama geliyorum yanına Dilan. Sen sabaha kadar öyle mi gideceksin? Geçme kızım karşısına. Göremiyorlar ama. Bak göremiyorlar bizi kuzuğa bakıyor kuzum. Abi şu tatlılarla oynadım. Ben de beşik gibi sallanmaya başladım oturunca. Şöyle koyalım. Aksızlığı. Hadi oynayalım.
Biz ne koyacağız çayımızın altına? Ha, bilim abi bir şöyle diyorum, bir şöyle diyorum. Hadi izleyiciler fark ediyor musunuz? Ben hiç oturduğum gibi de duramıyorum. Hani şey var ya şöyle sallanıp. Ne yapıyorsun şu bilim abi? Şöyle iniyorum ben, iniyorum. Hiç bilim de duramıyorum hiç. Anne ben de sallanıyorum. Benim torunum da bacım izliyorsa odadır. Bacım işini de duramıyor. Anne ben de sallanıyorum. Ona da selam gönderiyorum bacım. Sana anne, selam bak, gönderiyorum. Anne bak şey yapıyorum. Onlar bak, izliyorlar bizi. Yemek yiyor, topla getiriyor. Getir diyor, Nurdan'la diyor, maydanoz ekliyor. İzlemiş de. Şimdi ben besliyorum. Ektik de dedim. Bir de kaba anne. Nebim biri çıktı mı şuradan? Nebim ben ağzıma çıkacak bilmiyorum. Ne zaman çıkacak, kuzey mi çıkacak? Çıkar inşallah, o yavaş yavaş. Havalar ısınır mı çıkar? Soğanlar neye çıkmış idi şu kadar? Soğanlarımız he, çıkmış. Şey, öteki soğan iyice böyle şurada, yemeği bayağı olmuş. Az daha büyüsün de yolalım. He yolalım, büyümüş büyümüş. Yeme yeşiğine gelmiş. Nurdan bu bardakları çabuk soğutuyor çay. Niye ki? Kalınmıyor ondan mı ki? Vallahi benim düşüme soğuk vuruyor. Ötekiler bu kadar soğumuyor. Bardakları çayda koyunca bir kilo oluyor bak. He bak hele nasıl iyi süsü ne yavrum. Cama kalın ya. Cam sıcaklığını çekiyor. He çabuk soğuyorsa. Çay soğuyor, cam bardak. Bunun su bardağı da var. Nereye gidiyorsun kızım? Söylesen çayın yanında şey severdin mi? Hiç kıskut değil yok ama. Ben pek öyle şeyler yemiyorum ya anlıyorum. Ben de severim kıskutu. Hatırlıyor musun çayı? Ne bileyim. Evde vardı da. Pek şey yapmıyorum ben. Yarın sen tek başına sana canını istemiyor. He canını istemiyor. Nurdan Nurdan su da böyle tatlı olmuş. Benimki de tatlı olmuş. Çok tatlı. Akala kızım be. Benim de tatlı olmuş. Sen zaten şerbet gibi içiyorsun çayı. Sen normalde çok içiyorsun. Ne şekeri çok atıyor. Ben de bana da var. İyi olmaz ya. Çok tatlı. Kendin de aynı tatlılık olsun diye. Bak hani çaydan da halı yazıtmış da bari nasıl tatlı. Sıcak mı kuzum? Bir daha. Şu bardaktaki suyumuzu getir kızım haydi. Bir daha. Çayına şu şeyi getir bardağı. Kalk anne. Gözünü. Daha orada. Ocak attı bir de. Geçen anne. Anne. Dalların altına şey ettik ya burada. Ateş yaptıydı. Ya bu bardağı getir. Kamaraya bir bakmışsın yavrum. Kuzma bakmışsın. Sonra izlediydim. Değişik bakmışsın. Korktun mu kendin kendine? Kendim de normalde öyle bakmam yani. Suyu alamadı. Eğmen koşede oldu. Kalk kuzum bir su bir döker, kalk kuzum. Kalk anne. Bu da efendi kaldı. Değişik bakmışsın. Ben hazırlıyorum. Şey getirelim mi sekba? Yok yok, şöyle yastanıyorum ben. Yastığı çekelim işte. Yastık da iyi durur. Anne bak getirelim. Bak getirelim. Anne getirelim. Getirdin mi kuzum? Değil de kızım ben. Gider gider çok tatlı oluyor gider. Ya. Gider şekerimiz var mı orada? 5 kilo ne yanca kaldı ya. Öyle mi o? He az kaldı daha iyi bir var benim. Fotoğraf atıyor ya annem ha. Torba yiyor gider bir al. Oh. Şey çok yapıyorum ya hemen gidiyorsun. Bak da sen. Şöyle şöyle bak da. Daha benim şu tatlı yaşmadan var şekerler. Elmacıydı da. Elmacıydı da. Dur dokunma. Bu da beni yapsa biraz bizi kadar uçardı bizi. Tatlı ne yapmayın diye sana canı isterim. Bak dün bitti tatlı. Mutfağa gidip gidip tatlıya bakıyorum. Tatlı var mı diye. Yok geri dönüyorum. Şey yapmışlar. Sen satın almadan seni de yapmak iyi tabi. Satın almak daha pahalı. Neydi benim sevdiğim hangisiydi? Harbura bastın mı? Niye? Karıştı. Geçen şeker var ya mı diyeyim? Şey bilmediğin tatlı yiyeceğim. Şekerpare mi? Şekerpare değil. Bugün yediğimiz mi dün kuzu Zeynep'le geldi bu? Baklava mı? Baklava zaten söylüyorum da. Şey, irmik tatlısı mı? İrmikte yapmıyorum herhalde bir de böyle yapıyor musun? Ha geçen yaptıydı. Yaptın mı? Orucun başında yaptıydı bir gün. Ha bu döktüm bak hani. Döküldü annem. Şeker döküldü. Sen bak, niye böylesin? Bana rapatır da ye. Beni benden batı batı da gel. Suyu bir bana. Misket kulağı bir yerden ya. Büyük kulağı bir yerden.
Bunu pasta gibi yapıyordun ya. Üstü yanında yalan. Evet. Şimdi Süleyman sen. Ebesini yedim. Ebesini yedim. Yok oğlum. Ebesini yedim. Tatlı değil mi sabiyetmeyim ki? Proje yapacağım, bugün gibi de yapmadım. Sonra şimdi çayın yanında olsun da ne olursa olsun, seviyor yani. Tatlı da seviyor, yeşil de seviyor, kurabiye de. Pasta gibi şeyler. Kek, börek. Buradan hem şeye bakıyorum, nakim. İpucu saat 12 kadar bakıyor diye sor bende. Bahar sesi geliyor zaten yukarıdan, bağırıyor. Ne bağırıyor, kazanmadılar diyor, acizleniyor. Onlar da aç kaldı diyor. İyi tut kızım, sen iyi tut pardon, sıcak değil, bu da ne? Niye vuruyor lan tablet? Düzeliyor mu? Vurma, uzun bozulur, vurma. Olunca kazanıyor mu? Bozulur, vurma. Tablete mi alıyor? Ben de geçen o soru var, bir tane Agen ağladıydı, aç kaldık. Hiç midemize ekmek girmedi diye. O gün etkilenmişsin, gece ne kadar fazlam ettim dedim. O gün nasıl acıdım ben bugün, var ya ağlayınca. Fazlama ediyorum, biliyorum ne acıdım. Rüyamda mı? He, rüyamda. Aslında kendi etkileniyorum bazen. Yarışma yapacak, kazanan takıma seyircilere istediği yemeği gönderebilecek diye. Bütün Türkiye var ya yemeği. Seviyorum ama ne geldi, seviyorum. Yemeği yiyorlar. Benim gibi duygusal yazık olur. Hemen bir şofim ağlayıveriyor. Duygusal. Bir de benim torunuma benziyor. Neydi o kızın adı, Zeynep'e benziyor? Aysu. Aysu'yu da seviyorum. Aysu da gitti. Ben doydum. Doydun mu? Çaydan doyana da yıkaralım. Aynı benim torunuma benziyor Aysu da. Aynı. Zeynep'e benziyor. İçiyor mu? Anne doydu. İçsene bir daha iç. Anne doydu. Anne doydu. Koy da doymuş olsun. Koy da anne doydu. Diren içerim şimdi. Anne ben buz gibi olacağım. Doydu. Yasin de teraviye gitti arkadaşlar. Yemeğini yedi. Burada atıştırdı, hemen gitti. Bırak kız kız kız. Koy anne bir daha su dökülecek, koy. Bu kadar da kahve edeceksin aslında. Çayımızı içelim de gidelim. Yemeğini yer yemez Yasin teraviye gitti. Kızlar için gitti, çayını içeyim. Hani şeker? Allah. Allah diyelim de. Git git diye kaçmayın yan yan. Oyna kuzum, oyna tabak yanımda, oynayın de. Sayla bir kaç tane tabla var orada. Hangisi? 1, 2, 3, 4. Hangisi? Hangisi? 1, 1 de bakayım. 1, üst üste koy. Sıcık çıkmasa da patatesini bize yaksak yudanayım. Hangisi? Çok hangisi? 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 Anne, sen 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 anne, yine yazın giderim de üstünden yemeği ekip üç şey tüzeyim. Canım yine yolan sokakta mı pişirdim de bunlar kocaklar. Şu ana kadar çıkıyor. Önce. Kucak hata değilsiniz yani. Önce ne soracağım? Bir, de bakayım. Bir. İki. Benim patatesi yeter ekmeme de. Üç. O ufakları da şey yapıyorum. Üç dört tanesini yıkıyorum. Çilin bir dakika kapıyı atıyorum. Sen sen şirası sıra sen geçin. Akşamlar ne? Sabahlar ne? Oruç çıkınca yedim. Bir. Sen yiyorsun patatesi de ben atmayayım fırına. Bizim nerede gibi? 13-20'den önce sobaya atıyordum. 3-4 tane her bu. 2. 2. Hayır. Bu nasıl bir şey yumuşadı? 3. Ben onu çıkınca yine daha sobada atmaz daha. Dışarı ısınıyor ya. Bu soğuyor. Teşvile yapalım. Teşvile. 1. Ben yardım sorayım. Nisan'da yemeyeceğim. Mayıs'ta da yemeyeceğim. 2. 2. 2. 3 3 kaçlarım 4 4 bu sıra sende bu kaç 1 2 4 4 bir de hızlı yapalım onu kıymayla ne kavurdu 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 3 4 anneye kapattın ben hiç korkmuyorum.
Sıcak iyi. Ali yok. Ali yok. Sıcakı yok. Ali yok. Biz de Ali yok. Biz de Ali. Biz de. Ya bak şimdi her şeyimiz böyle nasıl yiyor? Yeşerir iyi. Şöyle yapıyor. Aysel'e iyice çiçek açtı sonra. Erik nasıl açmış? Çarşaf gibi. Kunduz baktıysan kumuş gibi koruyor. Nasıl güzel açmış? Bebe. Nasıl bembeyaz. Kunduz güzel. Baba bak. Evet, çay eriyor. Baba. Hangisi? 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 Soğuk anlasa çok çok. Allah bilirse çok acayip maşallah darlak çıkıyor. İnşallah soğuk anlasa. İnşallah. Sultanın kaynı nasıl şeftaliden neye koymuş, kurmuş kağınıza? Bir güzel olmuş. Şey mi kurmuş? Ne işin var? Komposta. Komposta yapmış. Ha? Güzel olmuş, bir tatlı olmuş. Şeftal ağacı var mı burada? İki tane geliştik var ya. Var iki tane şeftal ağacı. Yetişkin ağacı var. Şey, eker oldu. Şeftal ağacı var, iki tane. Peki, üç tane kiraz var. Baba, hangisi, 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 hangisi? Hadi bir iki yüz dört yapalım. Evet. Bir şey çok. Badem, badem ağacı çok. Elza var, ceviz var. Ben şeftaliyi seviyorum, kiraz seviyorum. O şeyde... Çilek de ekim. Dalların arasında o çayı yapın olacaksın. Hangisi? Hangisi? Sen iyice kapatın. Çayır, çayır. Hangisi? Hangisi? Kur'an'ın gülüne kaldırılacak, kaldıracak o tüp atacak. Şöyle şöyle olmuş. Pazar günü koyumuzu kullanalım. Bitti de, sileyim. Sabah. Pazar günü de, işte, de bu, yengen gibi, Kamil abim gibi, mübarek olacak. Gelsin hocam, ben giderim. Hemen yaptırırım. Gidelim önce buraya gider, böyle gider. Ne iş koyacağım? Şey diyorum da pazar boyu yaparım diyor. Çayırlar sokar, bürüleyelim. Ya da iftara kadar evden boş olur. Herkes gelsin oraya 5 dakika. O çay var ya, dikmeden bir gün insan iyice kapatır. Anne bak. O zaman hiç kuş gitmez. Anne, gece bir çapa gelmiş. Anne, 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 dur anne. Ben çapa alırım diyor ya. Tamam, 4 tane. Senin çapa makinesi mi diyorsun? 14 tane. Çapa makinesi şart bizim burada. Dalların arasına motor girmez. Kuyuya uğraşmaktansa yansak. Dilan çok konuştun kızım. Anne, orta boylardan alak. Büyüğe gerek yok. Küçükten olsa yeter. Büyük değil de şöyle normal kullanılacak şekilde olsun. Bağların arasına ne girsin diye. Kullanamadığımız şey yapmayalım. Kullanacak şekilde alalım. Onun tehlikesi de varmış biliyor musun? İnsanı yine vuruyor musun tehlike? Kazaya da var. O kazını yavaşça yavaşça kendini çapalayıp gidecek. Abi benim kafetesi ne yolu ne ki? Onlar var. Arkasında şey, harf biliyoruz. Harf yapan parçası var böyle. Cisim. Şey gibi. Çalıştırıyor, tekerleri kendi gidiyor, cızıyı yapıyor gidiyor. Önceden babam kendisi yapardı. Kuryenin alırdı, şöyle bir detay şöyle vururdu kuryenin. Bu neydi oldu? İlk gün ne acık orada şittin herhalde. O kutu onlar mı? Ezinde. Daha çılgın oldu, güzel olmuş. Yeni, yeni bardak şey tatlı olur mu çay? Sevgini de kattın herhalde. Ben yemeyeyim da çayımı da içme sevgimi kadar yapıyorum. Yeni bardak suyu tatlı olur dediler ya. Öbürlerine sevgimi kattı mı? Dün önceden bir bardak attı. Senin girin yaptı. Attı yaptı. Arayın. Öbürlüğü. Bana kızı. Lege 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 lege. Ama şeker atmamışsın. Nasıl kötü oluyor şeker atmamışsın? Yeter, yeter, yeter. Sabah kalkmış şeker istiyor, cips istiyor. Baban arayın da getirsin diyor. Acık dolanıyor bir daha diyor. Anne cips, cips diyor. Bundan sonra şeker diyor. Buna geliyor, babaanne portak. Portakala. Portak, portakala. Yiyor, onun sonra gidiyor. Sana bir yumurta pişirdim de yumurta yedim. Çatalım. Portak bitti kuzum. Kızım, bitme bak. Bitti anne porta. Kaç kızım kaç 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 kaç. Kaç gel kaç gel kaç gel. Nasıl kaçıyor lan? Koş koş koş. Öyle korkan işte. Ne var kızım ne? Geçen bittiydi ya bitti, yok dediydi bir daha istemedi ya. Tamam. Bitti diyor babaanne de bitti diyor. Artık
Kivi yedi mi kendine geliyor? Sen sevmiyorum meyveyi. Ceviz sen de meyveyi yiyorum. Hele portakalı mandalini hiç sevmiyorum. Ama yedin mi de iyileşiyor değil mi? Ben bunun meyveyi içine katmış seviyorum da. Ben de çok severim meyveyi. Çok severim de yalnız olduğumda yiyemiyorum. Arıyor hep çürüyor vallahi. Ben de seviyorum da. Hep beraber yemeyince tak çıkmıyor. Getirip önümüze koymayın mutlaka çürüyor meyveler. Niye? Kendi koy tabağıyla beni getirmek mi? Baba! Yanımızda karım istemiyor, o sanıyorum öyle konuşuyorum, öyle çürüş gidiyor. Nasıl kırdın yemin? Ben de diyorum yani sen koymasa ben koyayım ama izin vermiyorum. Tabii. Hayır hayat sen ben getiriyorum. Mutfağa geçip az oturuyorsun ya, o zaman soy soy diyor orada. Değil mi? Ben diyorum tabağını getirme, yok hayır. Ama kırılır kuzum, kırılır anne. Sonra sen de onu diyorum, ben de onu diyorum. Burada dursun, burada dursun. Şeker yok kankam ya. Buyur anam benim nasıl akıllı benim kuzum da nasıl akıllı. Benim ne oluyor? Sahilde uzanıyor gibi. Kahve boş otur lan. Ben cumartesi. Seçim de gel. Bir gün kalk. Herkes koyabilir seçimde. Ne oy kullanmayı. Hakikaten kazansın. Hayırlısı olsun ne olacağım. Ne ya içeceğim mi? Açar mısın? Senin çayın orada kızım. Herkesin bir tercihi var. Benim gönlümde yatan bir aslan var derler ya. Ben de ben yapayım. Hayırlısı ne olur. Biri kazanacak elini yani. İstiyorum. Dilan'ın kucağına aldığımda saçlar hep kucağıma dökülüyor. Bakıyorum ki Dilan'ın saçları. Sarı sarı. Uzun saçları yok dökülüyor ki kucağıma kız. Kaç aylık saçını kestirdiğimizde 0-1'deydik ya. Bir yaşında mıydı? Bir yaşından bitiyordu. Ya. 6 aylık mıydı? 7 aylık mıydı? Ama her beyti çıplaktaydın. Her taşıdık havası. Şimdi uçlarından biraz kesmek lazım. Yok kesmem. İlkek gibi oluyordu o zaman şimdi ben nasıl saçlarım? Şimdi ucundan atıp kırıklarını kesecek ki daha sağlıklı uzayacak. Yok hiç öyle. Mesleğin içinde ben 10 sene yedim. Şöyle bağırıyor ya burada şöyle bağlanca yakışıyor. Bağırttırma yok mu? Allah'ım saçını bir salla hele. Bak dur duyuyordun. Ha benimle mi? Salla hele uzun bir daha salla hele saçını. Apo. Pek beni olacağım pek. Pek beni olacağım elekçi. Benimle kadar uzatsın. Bazen bir şey diyor diye telefeye kızım değil mi? Yes diyor. Yes. Diyemediler. Şöyle diyeyim ya mı? Bak. Dilan. Yes diyor kızım. Bana bak kız. Annene bir bak bir şey diyeyim. Şöyle diyeyim ya mı? Yes yapalım yes ya. Yes. Şöyle diyeyim ya. Dile ben ediyordum ya. Bir de no no de kızım. No. Ne diyordu bana orada? İyi bir şey dedi. Ne Doğdun lan bak ne dedim şimdi. Kardeşmiyorum hiç. Üç bardak işte. Bardak düzenmiş gerçekten. Azerbaycan bardağı. Güzel olacak tabii. Azerbaycan abi ne diyorsun? Süslü süslü. Süslü abi. Azerbaycan bardağı. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Şiştim iyice. Bu örneği çok iyi bilmiyorum. Tartılacağım diyorum, tartılmıyorum diyorum. Sayfadan sonra iyice bir kilo aldım. Aynı gibisin ya. Düşmek lazım. Ev uçulsun değil mi? 94 miydi? Çay değiştik ya, terledik. 90 küsürdü, 85'e 84'e falan düşsen çok iyi olacak. Kız dökeceğim. Çabucak doğruluyorum. Kapıyı çık açana sonra ne? Benim bir malmış tebrik. Arkadaşlar bugün birlikte videomuz bu kadar olsun. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Herkese hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar. Allah'a emanet olun kuzum. Hayırlı akşamlar. Kendinize iyi bakın. Dikkat edin. İyi akşamlar kuzum sen de. İyi akşamlar. Bay bay yaptın. İzleyicilerimize bir bay bay. Öptüğümde kızım.